Programımız gıda sektöründe farklı bir başarı öyküsüyle devam ediyor. 2011 yılında Türkiye'den Almanya'ya gelen Cem Bingöl, Burger Root markasıyla bakalım başarılarını bize nasıl anlatıyor. Hep birlikte izliyoruz. İsmim Cem Bingöl, 30 yaşındayım. İzmir'den geldim. 2011 yılında Almanya'ya geldim. Şu an restoran var, hamburger ve pizza üzerine. Temelden girip işi öğrendim. Dükkan açabileceğimi sanmıyordum. Yani olmayacak bir şey yoktu, yani başarabileceğimi düşünüyordum. Bugünlere geldik şu an. İnsanlara yemek konusunda iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Genelde ticaretle uğraşıyordum. Bu altyapının temeli oldu bu ticaretle, insanlarla bağlantı, kontak konusunda. Ama gastronomiyi kesinlikle düşünmüyordum. Nasip böyleymiş. Ama orada çok küçük yaşlardan beri aileme yardım ettiğimden orada biraz tecrübem oldu. Bu oda bana bugünlerde faydası var. Yani en iyi malzeme, en iyi şekilde nasıl sunabileceğimizi öğrendikten sonra bunu gerçekleştirdik. 2017'nin birinci ayında ilk iş yerimizi açtık. Burger Root, Spandau bölgesinde, Berlin'in. Burada başarı ulaşınca, yani müşterilere karşı memnuniyet sağladıktan sonra yan tarafımızda Pizza Root'u 2018'de açılışını yaptık. Şu an 2020 yılında da Burger Root 2'ye hizmet sunuyoruz. Burger Root 2 Kudam Burlandstrasse 157'de. Dükkanı kurduktan sonra ilk sene tek başıma çalışmak zorundaydım. Ne bileyim, hastalanma veya yorgunluk diye bir seçeneğim yoktu. Burada ilk başta o zorluk, bayağı bir zorluk var tabii ki. Bir başarıya ulaşmak için hiç kimse getirip eline rahat bir şey vermiyor. Yani her şeyin bir zor yanı var. Yani benim tavsiyem, şu aralar zaten bu pandemi döneminde böyle bir şey başarmak çok zor. Hele bizim gibi insanlar Türkiye'den geldiğinde tanımadığın bir ortamdasın. Dil sıkıntısı var. Maddi olarak da, çünkü paraya ihtiyacım var. Bir şeyleri kimse yardım etmiyor, yani Türkiye gibi değil burası. Hiç yoktan Türkiye'de yani aç kalmasın burada ama kimse şey yapmıyor, yani böyle elinden tutmuyor. O yüzden dükkan biraz daha değerliydi benim için. Hani kimseyi aslında dükkana girip çalıştırmak da istemiyordum. İlla ki ben yapmak istiyordum ki o yemeği kendi yediğim şekilde müşteriye vermek istiyordum. Yani benim yemediğimi başkası da yemesin isterdim. Yani çünkü takıntılıyım. Yemeğin hijyenik olması konusunda. Türkiye'deki insanlar burayı farklı düşünüyor olabilirler. Daha rahat çalıştığını veya daha çok para kazanıldığını düşünüyor olabilirler ama şöyle bir şey diyeyim. Türkiye'de burası da çok farklı. Yani burada daha çok çalışman lazım. Daha mantıklı hareketler yapman lazım. Öyle bir şeylere sahip olabilirsin. Yani bunun güzel yanı, kimsenin sana yardım etmeden bir yere geldiğinde onu kendi emeğinle, kendi alın teriyle kazandığında o daha bir keyif oluyor yani. Pandemi döneminde bizim fazla bir etki olmadı aslında. Biz zaten evlere servisimiz vardı. Bir de gel al olayı var. Gelip müşterilerimiz gelip alıyor. Dükkanları ilk kurarken diğerlerinden farklı olmasını istiyordum. Biraz daha böyle hamburgerin Amerika'dan geldiğinden dolayı biraz Amerika tarzı olması için, biraz daha atmosferi, daha değişik ortam oluşması için kendi dizaynlarımla, kendi düşüncelerimle bu tarzlarda yaptık. Klosterstrasse'deki iş yerimizde daha önce dediğim gibi burger konusunda hizmet veriyorduk. Tabii bunu etli, etsiz, vegetarist, vegan yiyenler için de hizmetimiz var. Müşterilerin memnun olmasından yanayız. Para konusunda şey sıkıntımız yok. Hani bir beklentimiz yok. Öyle bir sorun yaşatmıyoruz insanlara. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başarıya ulaşmak için biraz hırslı olmanız lazım. Bu hırsı hiçbir zaman elinizde
kaybetmemeniz lazım. Bu uzun, zor bir yolculuğa çıkacaksın. Bu konuda hiçbir zaman pes etmemen lazım.